Bugün 4 Nisan 2012 Çarşamba günü öğleyce. Şu anda tarihi eski Adana Vali Konağı'nın önündeyim. Karşımdaki ara caddeden arabalar sürekli buraya akarak geliyor. Ara caddenin ilerisinde ve sağ tarafında tarihi Kız Lisesi eski Rüşdiye İlahi Mektebi var. Hemen yolun kıyısında tarihi Adana Vali Konağı var. Vali Konağı'nın en son hali böyle gözüküyor. Eski Adana'nın yani Osmanlı dönemi Adana'sının şehir merkezi buradaydı. Vali Konağı'nın önünden geçen arabalar böyle güney tarafına doğru gidiyorlar. Giderken köşe başında tarihi bir konak karşımıza çıkıyor. Şu an hayalet bir bina olarak gördüğünüz bir tarihi konak. Osmanlı'nın son döneminde yani 1880'li yıllarda kapitülasyonlar Büyük Umumiye Merkez binası oldu. Osmanlı Borçlar İdaresi veya Konsey. Buradaki müdür ve memurlar Adana vilayetinin gelir kaynaklarını araştırdılar. Hesap ettiler. Osmanlı borçları karşılığı Avrupa'ya transfer ettiler. Avrupalıların Osmanlı'yı sömürge için kurduğu tarihi bina burada idi. 1880'lerden Fransız işgal olan 1919'a kadar bu bina çok aktif çalıştı. Evet, Cumhuriyet'ten sonra tabii şartlar değişti ve şu an bu tarihi bina boş kalmış durumda. Restorasyon bekliyor ve onları bekliyor. Tarihi Adana'nın eski kent merkezi burası ve insanlar burada koşturuyorlar, arabalar vızır vızır çalışıyor. Hayat devam ediyor. Evet ve yine karşımızda tarihi Büyük Umumiye binası. Bu binanın hikayesi Osmanlı'nın çöküşünde acı gerçeklerini gözlerine yansıtır. Şu an sessiz ve sakin yerinde bulunuyor. Evet, bir tarih yaşandı burada. Osmanlı'nın sömürge yapılması hikayesinin merkezi bu binaydı.